Başak ve yükselen burcu Başak olan dostlar 7 ve 13 Ağustos haftasına giriyoruz. Evet, burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Lütfen önce yükselen burcunuz Başak ise bu sıralamayla dinleyin. Sonra kendi öz burcunuz, işte ayınız vesaire diğer Başak burcunda yerleşimleriniz varsa bu sıralamaya göre takip edebilirsiniz. Önemli bir hafta, güçlü bir hafta. Uranüs, Venüs kareli, Güneş, Jüpiter kareli bir haftaya başlıyoruz. Pazartesiden çarşambaya kadar olan süreç. Ayın Boğa burcunda olduğunu ve Başaklar için destekleyen bir görünümde olduğunu da söyleyebilirim. Evet, ülkemiz için, dünya için ve pek çok burç için biraz zor, sıkıntılı, beklenmedik gelişmeleri getirebilecek sürpriz bir hafta olurken Başaklar için belki biraz daha avantaja çevirecekleri bir hafta olacağını söyleyebilirim. Ay 9. evinizde haftaya başlıyorsunuz ve burada bir Jüpiter Uranüs var. 12. evinizde de Aslan burcunda Güneş ve Uranüs var ve buraları sert kareleyecek. Fakat toprak elementindeki yine Merkür burcunuzda yönetici gezegeniniz Mars sizin burcunuzda burada sizi aslında güçlü olarak destekliyor. Çünkü Ay'ın bu 2,5 günlük seyahati hem Jüpiter tarafından hem Uranüs tarafından toprak elementi olduğu için destek verecek size. Birinci olarak bir kültürel konu, bir uluslararası konu, bir ticari konu, seyahatler veya böyle vize vesaire gibi yine dış konuları ilgilendiren konular için gayet verimli. Ama seyahatlerle ilgili konularda da bir takım ani değişikliklerin çıkabileceğini de söyleyebilirim. İşte fikir değişikliği olabilir, bilet veya işte seyahatte bir değişiklik olabilir gibi durumlar. Yine burada özellikle belirtmek istediğim şu var. Mahkeme ve hukuki süreçleri olan başaklar yine bu haftanın 2,5 günü önemli olabilir sizler için. Fakat dediğim gibi diğer yandan da destekleyici olacağını söyleyebilirim. Şimdi haftanın ilk günü Jüpiter'in karesi Güneş'le biraz sizi bir içsel olarak baskılayabilir. İç dünyanızda, kendi içinizde düşündükleriniz, hissettikleriniz, aklınızdan geçenler biraz böyle çok ön plana çıkartamadığınız duygu durumları aslında diyelim. Paylaşmadığınız ya da paylaşmak istemediğiniz duygu durumları yaşatabilir. Biraz kendi içinizde, kendi dünyanızda gerçekten bir şeyleri abartıyor da olabilirsiniz. Ama gizli düşmanlıklar dediğimiz işte kadınlar veya erkek yani kadın dedim çünkü Venüs orada olduğu için kadınlarla ilgili konular, ilişkilerde bir takım arka plana almaya çalıştığınız durumlar varsa bunlar işte bazı dengeleri kurmaya çalışıyorsanız işte buralar önemli olacak. Bunlar sizin hayatınızı ilgilendiren mesela yakın çevrenizdeki insanlar da olabilir. İşte eş olabilir, kardeş olabilir. Onlarla ilgili bağlantılarınızla da ilgili olabilir. Şimdi çarşamba gününden itibaren durumlar değişiyor. Ay ikizler burcuna geçecek. Perşembe ve cuma bilhassa. Tabii Jüpiter ve Merkür'ün de güzel etkileşimleri var. Merkür zaten burcunuzda. Beklediğiniz bir haberi alabilirsiniz. Bir işle ilgili, bir seyahatle ilgili eğitim bu arada burada çok çok önemli olabilir. Eğitimle ilgili konularda belki uzun yolculuklarla ilgili bir takım planlamalar da buraya dahil edebiliriz. Bazı anlaşmalar yapmak için gayet güzel, verimli bir zaman dilimi olacak. Lütfen haftanın ikinci yarısını kullanın. Özellikle yükselen Başak, burcu Başak olan arkadaşlar daha güçlü bir destek alıyorsunuz. Diğer yandan haftanın tabii Uranüs-Venüs karesi dedik. Bu ayın 9'unda tam olarak 10'unda da geçerli olacak ama 9'unda kesinleşiyor. Bir diğer yandan haftanın sonuna doğru yaklaşırken, pardon haftanın ikinci yarısından sonra Ay İkizler Burcu'nda olacak. Daha net kararlar vereceksiniz ki özellikle yaşamınız, işiniz, çalıştığınız yer orası biraz dolaylı olarak karışık olabilir. Çünkü Mars Merkür şu an burcunuzda özellikle işle ilgili ve ilişkilerle ilgili konularda bir sınav da veriyor olabilirsiniz. Bir yükselen Başak veya Başak olarak. Çünkü Satürn var işin içerisinde karşıt alanınızdan geçen ve bu cuma günü özellikle Perşembeden başlayan bir süreç.
Burada bir şeyler tekrar aktive olabilir. Bir şeyleri yönetmek durumunda kalabilirsiniz. Burayı daha sakin ve sağduyulu ilerletin. Çünkü Mars biraz agresyon yükleyebilir. Sağlık sorunu yaşayabilirsiniz. Bağırsak, mide gibi, böbrekler gibi konulara lütfen dikkat edin. Burası zorlayabilir. Çünkü Mars dediğim gibi hala burcunuzda seyahatini sürdürüyor. Şimdi hafta sonuna geldiğimizde işte bu önemli olacaktır. Hafta sonunda şöyle bir durum var. Ay Yengeç burcuna geçiyor. Çok sosyal bir hafta sonu geçireceksiniz. Sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, ailenizle olabilir. Sosyalleştiğiniz, toplum içinde boy gösterdiğiniz bir hafta sonu olacak. Özellikle arkadaşlar burada çok daha önemli ve ekip ve birlikte görev ve sorumlulukların alacağı bir hafta sonu da olacak. Aynı zamanda Venüs'ün Güneş'le kavuştuğu bir hafta sonu 12. evinizde. Yine 12. ev çok yoğun gerçekten. İçsel olarak da kendinizi belki bir şeylere affetmek, bağışlamak, özgürleşmek istediğiniz bazı duygular olabilir. Belki içinizden atamadığınız pişmanlıklar bazen olur hayatımızda. Ya da belki bir ilişkiden özgürleşmek isteyebilirsiniz. Bu ortaklı bir iş de olabilir. Yani hani vefa borcu olur bazen insanların, bir vefa karşılığı duygu, hani nasıl derler, vicdan yaparsınız. İşte böyle durumlar yaşıyorsanız eğer bu hafta sonu bunları biraz daha böyle içselleştirecek bir fırsat olacak. Çünkü retro Venüs Güneş'le kavuşuyor. Yani göstermediğimiz yüzümüzü öne çıkaracağımız bir zaman dilimi olarak değerlendirebilirsiniz. Biraz karışık olmuş olabilir sevgili Başaklar. Hiçbirimiz için kolay bir süreç değil. Gerçekten zor bir süreç yaşıyoruz ve çok önemli bir Ağustos yaşıyoruz. Ağustos'un sonuna kadar da böyle gideceğini söyleyebilirim. Evet, sizin için verimli bir hafta olabilir. Değerli olacaktır. Zaten Jüpiter'in desteğini alıyorsunuz. Bir yerden ilişkiler sıkıştırırken diğer yerden de seyahatler, farklı kültürlerle olan bağlantılarınızı güçlendireceğiniz bir hafta olacak efendim. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlu bir hafta diliyorum ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.